olsak Cihangir Nişantaşı'ndan başları sözleriyle büyük tepki çeken Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında savcılık 4,5 yıl hapis istemiyle dava açtı. Rütük çalıştığı kanala ceza yağdırırken tepkilerin odağındaki isim istifa etti. Ya sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı ettiler. Değil mi yani? Bir sürü ayın var. Provokasyondur. Apaçık bir sabotajdır. Hem kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı hem de AK Parti cephesinde o skandal sözlerinin ardından başsavcılık harekete geçti. Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor? Siz bunu söylerken şuradan başlarız, buradan başlarız derken siz kimsiniz? Afrin'de siviller öldürülüyor iddiasına tepki için o akıl almaz sözlere imza atmıştı. Akit TV'de yayınlanan programında üstelik adres de vermişti. Etiler Nişantaşı diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de hedef almıştı. Asla bizim kabul etmeyeceğimiz, onaylamayacağımız ve Türkiye'nin birliğine, beraberliğine dönük apaçık bir sabotaj bu. Göz ardı edilecek konu değil dedi Ünal. Rütü'yü harekete geçirmeye çağırdı. Çalıştığı televizyon kanalı da maksadını aşan sözler diyerek istifasını istedi. Şimdi Keser hakkında dava açılıp açılmayacağı ve sonucunda nasıl bir ceza alacağı merak konusu. Ya sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız inşallah. Son günlerde farkındaysanız bu tip provokasyonlar çok arttı ama hesap edemedikleri bir şey var. Biz aslında bizi severiz ve bütün bu insanlara rağmen bir dil bulacağız. Her şeye varan, bir şeyleri anlatabilen. Böyle dilsiz, böyle düşmanca, böyle bölük pörçük dolaşmayacağız bu dünyada. Bu haber vesilesiyle Büyük Usta Yaşar Kemal'i de bu sözlerle andıktan sonra diğer haberimize geçebiliriz. Ani